Değerli takipçilerim, kanalıma hoş geldiniz. Bugün 25 Mayıs Cumartesi 2024. Bu tarihte bahçemde şu anda olan, çiçek açan, güzel görünen bitkileri size göstermek istiyorum. Şu mesela hosta bitkisi. Şunu da 2016 yılında BİM'den almıştım, bu gülü. O zamandan bu zamana çok güzel çiçek açıyor. Onun böyle çiçekleri gerçekten hoş. Şu da mesela aynı zamanda almıştım. Gül dediğin bu şekilde açması lazım. Şöyle bazı güller var. Şu ortası görünüyor böyle. Sarı bir şey görünüyor. Tomurcukları falan. Bu dolgun. Bakın içi falan görünmüyor. Çok böyle güller. Yani tam hoş. En hoş gül çeşitleri bunlar. Böylesini de bulmak çok zor. Bahçemde 20'ye yakın gül var. En güzeli şu anda açan bu diyebilirim yani. Şunu da söyleyeyim, 2016'dan beri bu gül benim bahçemde. Bazen böyle güzel açıyor, bazen de beğenmediğim şekilde açabiliyor. Yani öyle değişik zamanlarda farklı tonlarda çıkabiliyor bu gül. Şu, evet, parke aralarında var işte, böyle gün güzeli falan var. Yani gün güzeli, önceki gül güzeline has bir tane video yapmıştım. Ya, bereketli bir bitki, pahalıdır ama aldığınız zaman çoğalır ve bunu bahçenizin farklı yerlerine aktarabilirsiniz. Bakın mesela bir çeşit daha şu anda açmadı ama şöyle bir sap çıkarttı. Buradan da tam da çiçeklerini göreceğiz. Takriben tabii eğer ki yoldan geçen inekler falan buna uzanıp hemen uzanıyorlar zaten. Yemezse hani şansa şöyle 3-5 gün sonra belki çiçeğini görebiliriz. Yani iris, sarı iris. Ya sevdiğim bir tür ya. Böyle limon kolonyası gibi kokuyor. Yani kızımla karşılıklı karar verdik kokusuna. Baba dedi aynı limon kolonyası gibi. Bakıyorum aynı gerçekten. Böyle camiye gelir giderken şahsen böyle koklamadan çok ender geçiyorum yani. Çünkü çok hoş kokuyor gerçekten. Şu bu zamana kadar merak edip ancak çiçeğini göreceğim bir bitki. Ekinezya. Evet, ekinezyayı şu ana kadar çiçeğini hiç görmedim. Bunun ben tohumunu aldım. Tohumunu geçen sene diktim. Sonra geçen sene tabii fide oldu. Fidesi kışın ölmedi. Ve bu ilkbaharda tabii köklü gayet güzel köklendi. Ve şöyle ikinci senesinde çiçek açacak bakın. Keşke çiçek zamanını size göstermiş olsaydım. Tabii daha güzeldi ama yani ekinezya güzel bir bitki. Hani dünya gözüyle şöyle görüp şöyle bir keyfini süremedim bakarak. Ama göreceğim inşallah. Şunu şöyle bir hali de var bunun. Şöyle bir durumu da var. Ekinezyanın tohumu çok aşırı böyle ender. Yani ender her yerden alamıyorsunuz, bulamıyorsunuz. Bir de taze tohum olması gerekiyor. Mesela 2 senelikten sonra tohum çimlenmiyor ya. Böyle çimlendiremedim. Büyük marketlerden aldım. Tohumunu çimlendirememiştim. Yani onu o şekilde söyleyeyim. Çok böyle sorun çıkaran bir bitki. Çimlendirmesi zor. Çok taze tohum bulmanız gerekiyor. Evet, sarı iris. Burada beyaz papatyalar var. Bu da soğanlı bitki. Beyaz papatya. Önceden tohumdan yetiştirdim. Ama şu anda soğanları dibinde. Açınca çok güzel bir görüntü veriyor. Bakın değerli dostlar, değerli takipçilerim. Gün güzeli. Buraya dikmişiz. Bakın taş arasında. Şuraya dikmişiz ve çiçek açacak. Onun da çiçeğini görmemiz dileğiyle.
Ben bu artık ahududulardan yani başa çıkamıyorum. Çok aşırı çoğaldılar bahçemde. Böyle farklı farklı yerlere aktardım. Hani böyle dediğime bakmayın, alın dikin bahçenize. Yani tavsiye ederim, çok çoğalıyor, çoğaldığı da iyi oluyor. Bu da şey, donlara dayanıklı, kara kışa dona dayanıklı küpeli çiçeği. Evet, muhtemelen hani bilen bilir, şaşırmışsınızdır bu bitkiyi bilenler. Bakın şu şey odunlaştı ya, geçen sene almıştım ben bunu. Bir şey olmadı, karda kışta gerçekten şu varilin içinde hiçbir şey olmadı. Evet, bahçemizden çilekler. Hey gidi gitti gidiyor sitesi. Bu Albion çileklerinin fidesini gitti gidiyordan almıştım. Tabii şu anda kapandı o site. Yani oradan almıştım. O zamandan bu zamana böyle buralarda yayıldı gitti bu çilekler. Çok hızlı yayılıyor çilek. Ahududu bahçeyi kaplayıveriyor hemen. Evet, buraları kapladı bu çilekler. Evet, bir gül de bu. Bu sarmaşık gülü. Ya çok güzel görünüyor. Telefonda güzel görünmeyebilir ama şu yoldan geçmiş olsanız bakın şimdi. Kameraya nasıl yansır bilmiyorum ama yani bu yoldan geçince gerçekten çok güzel görünüyor ya. Bir de daha henüz şu üst kısımlar çiçek açmadı. Kırmızı renkte sarmaşık gül. Evet, ben bayılıyorum buna. Görüntüsü harika çünkü. Ya Mart ayında mıydı, Nisan ayında mıydı? Bundan 1 2 3 önceki videomda, YouTube'a attığım videomda gül ibrişim ağacını çekecekken şöyle yanında Haziran fidesini görmüştüm. Tabii fide ufacık bir şeydi. Bakın, o zamandan bu zamana karın altında hiçbir şekilde etkilenmeden bu zamana kadar gelmiş bir Haziran fidesi. Çok gövdesi kalın, donlara dayanıklı diyeyim. Şöyle güzelliğini de göstereyim bu Haziran bitkimizin. Evet, seviyorum gerçekten. Hoş bir çiçek. Yine internetten bir siteden aldığım güzellik, hosta bitkisi. Bakın bunların, bu bitkinin farklı çeşitlerini şimdi göreceksiniz. Hemen onları göstereyim size. Evet, hostalara ait farklı bir başlı başına bir video yapmıştım. Hatta o videoda dikmiştim bunları. Çok hoş oldu gerçekten. Şu anda böyle güzel bir şekilde yaprakları çıktı. Görüyorsunuz, her biri farklı tonda yaprakları var. Ya kötü bir şey de oldu. Maalesef ki bu sene iki tane hosta türü kayboldu gitti. Neden bilmiyorum ama onlar maalesef ki topraktan çıkmadılar. Bu çok hoş. Yani sizce de güzel bir görüntü değil mi? Bakın ya, şu ton gerçekten çok güzel. Hostalar arasında en sevdiğim hosta bu yani. Sizce bu hosta türü nasıl? Ya ben buna da bayılıyorum gerçekten. Böyle yeşilimsi bir yaprağı var. Çok güzel renk tonu var yaprağının. Yani bundan sonraki senelerde artık çoğalmaya gidecek diye düşünüyorum. Çünkü soğanlı bitkilerin genel özelliği o şekilde oluyor. Yumruları seneler geçtikçe daha fazla çoğalıyor. Evet, burada da bir fener çiçeğimiz var. Bu da soğanlı bir çiçek çeşidi. Şöyle sap çıkarıyor ve sapın üstünde şöyle güzel çiçekler yapıyor. Şöyle aşağıdan yukarı doğru açarak görenlere güzel bir görüntü vermiş oluyor. Odakladım. Bu da böyle güzel bir bitki. Ama şu saplarını çubuklara tutturmak gerekiyor. Onu da söyleyeyim yani. Zaman olmadığı için ilgilenemiyoruz maalesef. Böyle yere yatıyor işte.
yerde böyle büyümeye devam ediyor. Hemen bu fener çiçeği bitkisinin üstünde de evet, tohumdan büyüttüğüm yine beyaz papatya bitkisi var. Bu da çiçek açmadı. Çiçek açacak inşallah. Burada da daha çilekleri varmış. Evet, şöyle gösterelim. Kokuları hoş. Böyle nasıl diyeyim? Böyle çilek kokusunu buram buram hissediyorsunuz kokladığınız zaman. Tadı da hoş. Eğer ki böyle tam olgunlaşmışsa muhteşem tadı var. Bu da dağ çileği. Hemen üstünde de şöyle ezan çiçeği görüyorsunuz. Pembe ezan çiçeği mi diye mi geçiyordu? Siteden almıştım. Olabilir. Yani açtığı zaman sarı rengi var ama şöyle baktığımız zaman dışında pembe görüyoruz. Zannediyorsam pembe ezan çiçeğiydi bu. Evet. Geçen sene aldım fidesini. Geçen sene açmadı. İlk defa bu sene açtı. Bakın, önceki açanlar da gördüğünüz gibi hemen tohum kapsülü yapmış. Evet. Bitkiler bereketli ya. Böyle çoğalma eğilimleri var ya. O çok hoşuma gidiyor. Önceden alıyorsunuz ama sonradan çoğalıyorlar ve güzel olmuş oluyor. Evet. Köri bitkisi. Ölmez otu muydu? Ölümsüzlük otu muydu? Öyle bir şeydi diğer adı. Kokusu böyle o kadar ağır ki, yani bu da çok güzel çoğaldı. Böyle her tarafı kaplayacak gibi görünüyor. Bunu ben şöyle camimizin hemen, bakın göstereyim. Şuralarına dikesim var. Çünkü inekler yemiyor. Şu anda da inekler orada gidiyor işte. Yemiyor ama üstüne basabilir, ama yine de çoğaltasım var ya. Çünkü çok çoğalmaya eğilimli. Buralarda otlar falan çıkacağına en azından bu körü bitkisi çoğalsın. Daha hoş olur diye düşünüyorum. Bu da frenk üzümü. Yine 3 sene önce mi 4 sene önce mi ne dikmiştim. Bu da olgunlaşmadı. Böyle meyvesini veriyor işte. Hemen burada bol bol çiçek açmış bir kekik görüyorsunuz. Üzerinden normalde arı eksik olmaz, fakat şu an üzerinde pek de arı göremedim. Yani hastalandığım zaman bunun ben suyunu kaynatıp içiyorum. Yani faydası var gerçekten hastalıklara. Tavsiye ederim. Kekik doğada görürseniz bahçenize taşıyın. Bunun ben internetten fidesini almıştım. Hemen diktim. Yani ikinci, üçüncü senesi şu anda yayılıyor. Yani üremeye devam ediyor. Şunu, şu dalı şuradan kırıp bahçenize alsanız hemen tutuveriyor. O şekilde özelliği var kekik bitkisinin. Evet, körinin, köri bitkisinin bir bölümü burada. Bir bölümü de burada çoğalıyor. Çok böyle hızlı çoğalan bir bitki türü. O bakımdan tekrar edeyim, o özelliği çok hoş. Burada da henüz çiçek açmasa da bir yasemin, sarı yasemin bitkisi var. Evet, bundan 5 sene önce almıştım ben bunun fidesini. 5 senede daha anca kendini toparladı. Hani bundan işte 4 sene önceki zamanlarda böyle yaprak çıkarmıyordu. Mesela çıkarsa da şöyle sarmıyordu mesela. Bir böyle bir şey verdiğim zaman, bir sırığa bağladığım zaman sarmıyordu. Bu sene böyle deli gibi çiçek açıyor, sarmak istiyor falan, yayılmak istiyor. Bunu böyle çelikten üretmesi de çok zor. Yani kolay bir şey değil. Ama ürettim yani. Bu, yani şu ana kadar 50 tane çelik alsam 2-3 tanesi kök tuttu. Gerçekten hoş bir bitki türü. Sarı yasemin bitkisi. Özellikle kokusunu çok seviyorum. Kokusu çok güzel. Yine gitti gidiyordan aldığım gül çeşidinden bir tanesi de bu gül.
Bu da güzel bir çeşit. Burada da Deutzia bitkisi var. Havlu püskülü müydü, neydi? Epey bir beyaz beyaz şu şeyleri görüyorsunuz. Bunlar henüz daha çiçek açmadı. Üstündeki şey çiçek açmış. Daha şu çiçek açmış. Bir anda niye çiçek açmadın bakayım sen? Yani hesap sormak lazım değil mi? Evet ya, böyle bir anda çiçek açıyor normalde ama şöyle üstten çiçek açmış. Çok güzel görüntü veriyor gerçekten. Öyle bir anda çiçek açınca böyle bembeyaz renk cümbüşü oluyor diyebilirim. Evet, ileri zamanlara doğru enginar bitkisi nasıl yetiştirilir? Bununla alakalı video yapasım var. Detaylı bir video olacak. Güzel bir video olacağına eminim. Bunun videosunu mutlaka yapacağım Allah izin verirse. Çünkü enginar yetiştirmek lazım. Önemli bir bitki türü. Evet, bir gülümüz de bu. Bakın. Yani. Gerçi şu anda ilk açma zamanı olmadığı için henüz daha öyle güzel bir görüntü alamadık şu anda ama yani güzel bir tür. Burada da farklı bir gül çeşidimiz var. Bunun kokusu çok hoş. Görüntü de çok hoş fakat kokusu muazzam. Limon gibi kokuyor. Evet. Çok güzel, hoş bir kokusu var bu bitkinin ya. Bu gül çeşidinin. Şöyle açmış çiçeğini görüyorsunuz. Hemen aşağısında da sarıyla beyaza çalan bir gül çeşidimiz daha var. Bunların böyle bir anda çiçek açması ve hepsinin farklı farklı renklerde olması cami bahçemize ayrı bir güzellik katıyor. Evet. 2017 yılında, çok iyi hatırlıyorum yılını bile, bir siteden aldığım gül çeşidi de bu. Evet. Kokusu, yani nasıl tarif edebilirim? Sıvı deterjana benzettim ben. O zamandan bu zamana böyle. Yani bu gül çeşidi de pek cansızdı bu zamana kadar. İnanın o geçen zaman zarfında daha ilk defa bu kadar gelişti diyebilirim. Güzel gelişti bu sene, güzel oldu. Güzel bir görüntü verdi. Şu anki bu görüntü gerçekten çok hoş. Evet, şöyle yoldan baktığımız zaman güllerimizin görüntüsü tam da şu şekilde. Evet, şöyle güllerin aşağı tarafında biberiye ve lavanta bitkisini görüyoruz. Öncelerde buralarda çok ot vardı. Buraların otunu temizledim. Buraya biberiye ve lavanta fideleri diktim. Bunlar da burada gayet güzel coştu. Biberiye zaten kolay tutan bir bitki. Dalını kırıyorsun. Dalını toprağa sapladığın anda bir anda tutuveriyor. Bakın mesela şu, evet, şunun dallarından buraya saplamıştım. Bir sürü fidem olmuş oldu. Bu bitki de çalı yasemini bitkisi. Hemen şu kapıyı açalım. Kapıdan içeri girelim. Buralarda fındık fidanlarımız var. Fındıkların aşağısını da temizledim, kazdım ve buraya yüzlerce çiçek fidesi diktim. Buralara önceki senelerde mesela aynı safa çiçeği dikmiştim. Gölge yerde bile çok güzel açtı, çok güzel görüntü verdi. Bu sefer zinya diktim, aynı safa diktim. İşte ne bileyim, kına çiçeği diktim mesela. Aklıma gelenler bunlar. Şurada mesela sabah sefası sarmaşığı var. Eğer ki inekler yemezse sevineceğim. Çünkü inekler yemezse çok güzel görüntü verecek. 10 tane sarılıcı sabah sefası sarmaşığını bu
fındık fidanlarımızın aşağısına dikmiş oldum. Eğer ki olur da sarılıcı sabah sefası sarmaşığı inekler yemezse, mesela şuralardan aşağıya sarkıtacağım ve çok güzel görüntü verecek buraya. Cami bahçemizin en yoğun çalıştığım bölümü, bahçe bölümü burası. Şu an işleri çıkıştırmaya, toparlamaya çalışıyorum. Ot temizliği yapıyorum falan. Dikilecek şeyleri diktim. Bugün biber falan diktim. Domates, fideleri. Onlarla uğraştım. En yoğun şu alanda çalışıyorum. Pek ot kalmadı çok şükür. Otları bayağı bir temizledim diyebilirim yani. Benim bahçemde evet gül epey bir var demiştim. Gül fideleri, fidanları bayağı bir var. Bu da farklı renkte bir gül çeşidi. Gülleri çok seviyorum. Yani 20 tane filan gül fidanım var. Yani şu da beyaz açan bir gül. Burada da açmamış bir gül var. Bunun da rengi çok hoş. Keşke açmış olsaydı. Şu da yeni internetten aldığım bir gül çeşidi. Evet, hatırlarsanız bu merdivenin yan tarafına hazeran bitkileri dikmiştim. Fidelerini dikmiştim. Üstelik kış ayında diktim. Yani kar vardı o zamanlar. Şöyle burada çiçek açtı. Çok hoş bir renk. Evet, hazeran. Sadece bir tane bu açtı. Daha henüz aşağısındakiler açmadı. Eğer hani aynı zamanda açan bir zamanda çekmiş olsam, ki çekeceğim, çok hoş bir görüntü verir gerçekten. Bunlar da hazeran çiçeği bitkileri. Bu da yedi veren dut. Bu sene coştu ya. Fazla bir kar olmadığı için pek kar yağmadı o kadar. Bir iki santim yağdı. Yanmadı. Dalları falan yanıyordu normalde. Çok şükürler olsun ki yanmadı. Yani çok güzel verdi yani. Bakın epey bir verim var. Daha evvelden hiç şahdut diye bir dut çeşidi duydunuz mu? Şöyle göstereyim. Upuzun meyveleri oluyor bakın. Bir parmak kadar bir tanesi. Daha uzun dahi olabiliyor. Uzuyor da uzuyor. Sonra böyle kopuyor diyeyim. Koptu ya. Yazık oldu. Evet, sonra diyecektim, şunu söyleyecektim. Siyahlaşıyor. Beyaz türü de var. Bu benimki siyah şahdut. Çok kırılgan ya meyveleri. Niye böyle bilmiyorum. Bu sene bu şahdut da güzel gelişiyor. Gelişiminden memnunum ama meyvelerinin çabuk kopması, ne bileyim, iyi değil. Evet, şöyle fındık ağaçlarının altında şu şeyleri görüyorsunuz, kötekleri. O her bir köteğin altında bir şey var, çiçek var. Bazılarında yok. Büyük fide olduğu için görünüyor mesela. Bazılarında var. Onlar var olanlar, köteklerin altındakiler çok ufak fide olduğu için olur da fark edemezsem diye böyle kötek koyuyorum. Basmayayım üstüne diye. Şunlar da lupin fidesi. Evet, bunu da daha yeni diktim önceki günlerde. Yaklaşık bir iki gün olmuştur yine. Daha yeni diktim lupin fidelerini. Evet. Bundan önceki videolarımda bir tane videom var. İnternetten fidan alışverişi diye. O videoda bunu göstermiştim. Klematis bitkisi. Gördüğünüz gibi hemen diktiğim sene anında çiçek açtı. Ufak böyle ufak tür. Yani hoş bir çiçeği var. Tabii bu böyle kalmayacak. Bundan sene, sonraki senelerde gelişecek. Ve daha bir fazla çiçekleneceği için
sonraki senelerde daha güzel görüntü verecek. Bunu da böyle çekmiş olalım. Bataklık irisi, değerli dostlar. Bataklık irisi, sucul bitki bu. Suların olduğu yerlerde yetişiyor. Ama burada bakalım olacak mı diye bir deneyeyim dedim. Kuru yerde de, kurak yerde de gelişiyor. Gayet güzel de. Çiçek açtı yani. Bu bataklık süseni diye geçiyor. Değişik bir süsen bitkisi. İris yani. Cami bahçemizin farklı renkte açan bir irisi de bu. Bu değerli iris bitkisini bana Facebook'ta Ademoğlu Mavi diye bir profil var. O kişi verdi. Kendisi normalde satıcı. Dedim cami bahçemize alacağım deyince bana dedi ki madem cami bahçesi al, sana bedavaya göndereyim dedi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten. Eğer ki olur da beğendiyseniz bunun yumrusunu ondan satın alabilirsiniz. Kendisine tekrardan çok teşekkür ediyorum. Yani bir tane göndermedi. Farklı farklı gönderdi. Fakat onların gördüğünüz gibi çiçekleri geçti. Her biri de birbirinden güzel, farklı renkte, farklı tonda iris çeşitleri. Evet, gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ademoğlu Mavi kullanıcısına, Facebook kullanıcısına. Evet, yine internet alışverişi diye attığım videoda şu Haziran çiçeğini ben göstermiştim. Bu da böyle çiçek açtı. Bunun fidesini dikmiştim, fidesini almıştım. Çok hoş ya, gerçekten. Bu renkte Haziran çiçeğini ilk defa görüyorum. Zaten rengine vurulduğum için hemen bunun fidesini aldım. Biraz da pahalıydı ama yani bu görüntüye değer. Bu tabi tohum oluşturacağı için sonraki senelerde bunları ne yapacağız? Çoğaltacağız inşallah. Tohumlarını çoğaltınca iyi olacak. Delfinyumlar. Yine Ademoğlu Mavi kullanıcısı bana gönderdi. Facebook kullanıcısı. Bu delfinyumun ikinci senesi. İkinci senesi olduğu için çiçeklerini, şu an çiçek saplarını göstereyim. Çok harika ya. Geçen sene mesela bu şekilde daha canlı çıktı. Böyle geçen sene bu kadar canlı değildi. Bu sene daha güzel açacak belli ki. Yani öyle görünüyor. Bu da Frank soğanı değerli takipçilerim. Soğanını hiç yemedim şu dal kısımlarını. Normalde yeniyormuş. Bunu böyle bıçakla kıt 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 kesiyorsun. Salatalara falan katılıyormuş diye duydum. Ama dediğim gibi denemedim. Yemedim yani. Tadı nasıl bilmiyorum. Ama şu var ki çiçeği gerçekten çok hoş. Ya uzun bir video olmuş oldu. Şu anda an itibariyle bahçemdeki açmış olan bitki türlerini gösterdim sizlere. Tamamını çekmeye kalksam inanın saatler süren bir video olurdu. Bu köye geleli kaç sene oldu? 2018'de gelmiştik. 2024 yılı yani epey bir sene oldu. O zamandan bu zamana bu bahçenin önce taşlarını temizledim. Şu anda pek öyle taş kalmadı gerçekten. Çok taş çıktı ama bu bahçeden. Çok büyük bir bahçesi var ama tamamını taşların temizledim diyebilirim. Yani epey bir çalışma yaptım. Taşlarını temizledikten sonra da böyle ağaçlar dikmiş oldum. Diktim yani. Bir emek oldu. Yani 7 senelik emek diyeyim sizlere. Evet. Değerli dostlar, başka bir videoda görüşmek üzere inşallah. Videoların altına bazen yorum yapıyorsunuz. Bu yorumlarınızı okudukça çok mutlu oluyorum. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.